Temel Karamollaoğlu esasında Saadet Partisi lideri. Ne düşünüyorsunuz kendisi için? Beğeniyor musunuz? Ve Temel Karamollaoğlu dediğimde aklınıza ilk gelen şey nedir? Şimdi ben şu an altılı masaya dikkat ettiğimde, altılı masa bu siyaseti bu şekilde devam ettirirse altın tepsi içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmiş olurlar. 2023'te de çok değişiklik olur. Neden? Sebebi nedir? Altılı Masa'nın şu an CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tek başına çıkıp dese ki ben adayım, daha sağlam. Şu an Davutoğlu veya Babacan veya Temel Karamanlıoğlu bir puan oyları yokken siz bunları Altılı Masa'ya aldığınızda veya burada Kürt bir parti var veya Kürtleri temsilcilerin değil de bir HDP var. HDP şu an 12-13 puan oyu var. Siz 12-13 puan oyu olan bir partiyi almıyorsunuz, dışlıyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz. Daha da teröre yansan size, daha da yanlış işlere gitsin diye üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz. Büyükşehir belediyeleri alacaksınız. Büyükşehir belediyelerde koltukları başkalarına vereceksiniz. Sonra HDP'ye terörist diyeceksiniz. Bu saçmalık ya. HDP'li değilim ama ya elimi vicdanıma katıp söylüyorum. Yani bu ülkede eğer gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında anayasa izin vermişse, anayasanın kanunlarına göre resmi siyasi bir parti kurulmuş ise, bu partide mecliste milletvekilleri var ise, yani bunlara terörist demenin ne anlamı, ben anlamış değilim. İşine geldiklerinde gel, işine geldiklerinde git. Yani yazıktır, günahtır. Ya daha dün değil evvelsi gün Diyarbakır'da bir çocuğun kemikleri babasına teslim edildi ya. Elinde torbasıyla eline babasına verildi, al. Yani bu dünyadaki en büyük zulümdür ya. Bir babaya yapılabilecek en büyük, en gaddarca bir şeydir. Ama öbür tarafta Filistin'deki çocuklara ağlıyorsun. Öbür tarafta Suriye'deki çocuklara ağlıyorsun. Öbür tarafta işte İsviçre'de özel uçak götürüp çocuğunu korona sürecinde hastayı buraya getiriyorsun. Hakkari'de bir baba çocuğuyla sırtında 4 gün karda taşıdı. Buna hangi Allah, hangi peygamber, hangi kul kabul ediyor ben merak ediyorum. Yani Kürt diye Kürt'e bu zulmü niye yapıyorsun? Ki ben kendim de yani Dersimliyim, Kürt asıllı bir ailenin çocuğuyum. Yıllardır da yurt dışındayım, burada da kalıyorum. Geliyorum gidiyorum, yani yapılanlara bakıyorum. Yazık yani, gençliğe bakıyorum. Yurt dışındaki insanlara bakıyorum. Altılı Masa zaten kendi eliyle önümüzdeki seçimde biz istemiyoruz, al. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş. Bunların da siyasette, ben şu an İstanbul'u karış karış gezdim. Her gittiğim yerde AKP aktif çalışıyor. Her tarafta arabaları var, kapı kapı geziyorlar. 4 gündür kaldığım evde 3 defa benim evime geldiler. CHP'liler nerede, ben merak ediyorum. Abi nerede CHP? Ben 5 gündür buradayım. Bir tane CHP'li stand bildirme yeri görmedim. Eğer muhalefet bu şekilde kendine çekip düzen vermez ise, muhalefet bunun bedelini 2023'te çok ağır öder ve altın tepsiyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim eder, eliyle verir.